Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Uzmanlığının yapmış olduğu tedavidir ama şimdi ana başlık olarak biz safra kesesi, mide, bağırsak rahatsızlıklarını konuşuyoruz. Dilerseniz genel anlamda sizin alana girmeden önce safra kesesinin çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Sizden dinlemek isteriz efendim. Özellikle karaciğere yakınlığından dolayı toksinleri atma özelliği olduğunu biz sizin yazmış olduğunuz yazılardan, değerli hocalarımızın bilgilerinden öğrenmiş oluruz. Safra kesesi nedir hocam? Vücudumuza faydası nedir? Evet, safra kesesi karaciğerin altında aşağı yukarı küçük bir armut büyüklüğünde yani 50 mililitre dediğimiz 50 gram kadar bir suyu suyun hacminde bir organımız. Bu daha çok karaciğerde oluşmuş safraların safra kanalları yoluyla buraya gelip burada depolanmasında işe yarayan bir organ. Yani bir depo organı. Safra sindirim sisteminde yine önemli bir rol oynamakta. Özellikle yağlı gıdaların sindiriminde önemli. Vücudumuzda, karaciğerimizde safra oluşuyor. Evet, safrayla beraber birçok maddeler, toksik maddeler falan da safrayla beraber atılıyor. Sindirim içinde safrayla oluşturup depolanıyor safra kesesinde. Yemek yediğimiz zaman safra kanalının ucunda bir sfinkter vardır, büzük. Bir kas vardır. O kas gevşiyor, açılıyor ve safra kesesi kasılıyor ve safrayı yemek borusu 12 parmak bağırsağına boşaltıyor. O sırada gelen mideden gelen gıdalarla birleşmiş ve sindirim esnasında rolünü oynamış oluyor. Safra kesesinin sindirimde böyle bir rolü var. Evet. Ancak bazen tabii safra kesesi de bir takım bu fonksiyonları yaparken yapamaz hale gelebiliyor. Genellikle iltihaplar, taşlar buna sebep olabiliyor. Peki taş nasıl oluşur? İltihaplanma neden olur diye sorarsak hocam neler söyleyeceksiniz? Evet. Taş genellikle safra kesesi depo organı demiştik. İçinde bekleyen safra zamanla eğer çok çalışmazsa kese onu boşaltamazsa, iyi boşaltamazsa içinde birikmiş olan safra içinde çökeltiler oluşuyor. Bu çökeltiler zamanla başka üzerine kristallerin yapışmasıyla taşlaşabiliyor. Ve bazen iltihap taşa neden oluyor, bazen taş iltihaba sebep olabiliyor. Zaten bir organda taş oluştuktan sonra o organ da genellikle bozulabiliyor. Çünkü yani bunların tedavisinde de zamanla bazen taşları almışlar, keseyi kapatmışlar ama tekrar taş olmuş ve safra kesesi yine fonksiyonunu yapamamış. Ya da tedavi için bir takım ilaçlar kullanılmış ki bunun için yine bazı hayvanlardan elde edilmiş safralardan yapılan ilaç ya da bazı bitkilerden yapılmış ilaçlar kullanılmış. Evet. Ancak taş eritilmiş olsa dahi bunlar çünkü nadir zamanında denenmiş işler. Şimdi günümüzde bunlar artık denenmiyor. Tekrar taşın bir müddet sonra oluştuğu görülmüş. Onun için de genellikle safra kesesi, iltihapları, taşları ancak safra kesesinin alınmasıyla daha uzun süreli ve köklü bir tedavi aşaması olmuş olabiliyor. Evet. Evet. Peki taşlar alınmazsa yaşamı tehlikeye götürebilir mi hocam? Evet. Şimdi bazen taşlar sessiz seyredebilir. Bir rahatsızlık vermeyebilir. Günün birinde tesadüfen de bulunmuş olabilir. Evet. Genellikle günümüzde bu imkanlar arttı, ultrason imkanları. Çünkü ultrasonla
safra kesesi taşlarını yakalamak, bulmak, tespit etmek çok kolaylaştı. Yani hem ultrason yurdumuzun her yerinde, her ilçemizde, her yerde doktorların elinin altında olmaya başladı ve bu alanda da birçok uzmanlar yetişmiş olduğu için kolay teşhis edilebiliyor. Taşın olduğunu gördüğümüzde diyoruz ki tamam, bazen bunu tesadüfen buluyoruz. Bazen de çok şiddetli ağrı, ateş ve sıkıntılarla gelmiş oluyor. O zaman da bulabiliyorsunuz. O zaman bazen buna iltihaplar ilave olmuş oluyor. Kesenin cidarı kalınlaşmış oluyor. İçindeki safranın yoğunluğu değişmiş oluyor. Bazen sarılık olmuş oluyor. Hastada ateş olmuş oluyor. Evet. Yani bu durumda biraz daha farklı bir klinik tablo ortaya çıkabiliyor. Peki kum daha hafif midir hocam? Kum döküyor diye biz diyor, bazen halk arasında duyuyoruz. Şimdi aslında kum şeklinde de olabilir. Yani evet, bazen safra kesesi içinde milimetrik binlerce taş bile olabiliyor. Evet. Evet, genellikle buradaki kum dökülme daha çok böbrekte, idrar yollarında kum dökülmesinden bahsedilir de safra kesesinde çok onu göremeyiz. Ama safra kesesini ultrasonla incelerken veya bir MR'la, BT ile incelerken onların taşların veya küçük taşların varlığını görebiliriz. Bu küçük taşlar da aslında daha tehlikeli olabiliyor. Yani özellikle safra yollarında tıkanmalara neden olabiliyor. Tıkanma sarılıkları yapabiliyor. Onun için onlar önemli. Yani küçük taşlar, kumlar, bunlar hepsi iltihaba sebep olabiliyor. Evet. Hatta komşu organ olan ve hem safra yolları hem de pankreasın kanalı 12 parmak bağırsağına girmeden önce birleşiyor. Ve orada hani sfinkter dediğim bir kas var. Orada birleşiyor. Öyle 12 parmak bağırsağına evet, açılıyor. Dolayısıyla burada oluşmuş iltihaplar veya buradan düşen bir taş gider de tam papilla vateri dediğimiz o son noktada tıkarsa pankreatit de oluşabiliyor. Veya pankreas iltihaplanması, kanalının iltihaplanması da oluşabiliyor. Veya komple safra yollarının iltihaplanması oluşabiliyor. Bunlar da ciddi boyutta hastalıklar yaratmış oluyor. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.